Efendim, Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Hepiniz sevgilinin yolunda sohbetimize hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Ben Muhammed Said Salim Hatipoğlu kardeşiniz. Bugün burada sizlerle beraberim. Sizinle bir araya geldiğim için çok bahtiyarım. Sizi benimle bir araya getiren, bu ikramı bize nasip eden Rabbimize hamd ile sözlerime başlamak istiyorum. Efendim nasılsınız? Görüşmeyeli hepiniz inşallah iyisinizdir. Size ve bütün ailenize sağlık ve afiyet Rabbimden temenni ediyorum. Sizlere iyilik nasip eylesin. Size bereketli bir ömür ihsan eylesin. Rabbim bütün ülkemizi her türlü şerden, beladan, musibetten korusun. Ve temenni ediyorum ki Rabbimden bütün insanlığı İslam dini etrafında toparlasın. Bütün insanlığa kendisine ve o kıymetli peygamberine, Hazreti Peygamber'e tam bir teslimiyet ve itaati nasip eylesin inşallah. Ben böyle bir dua etmek istedim. Mümin odur ki bütün insanlığa hayır düşünür, iyilik düşünür, dua eder. Etmesi de gerekiyor bence. Bugün zaten biraz bu konulardan bahsetmek istiyorum. Ne diyorsunuz? İyiliklerle aranız iyi mi? İnsanlara iyilik etmeyi seviyor musunuz? Kendinize iyilik etmeyi sever misiniz? Acaba bir insan kendine nasıl iyilik edebilir? Maddi iyilikler de edebilirsiniz tabii ki kendinize. Güzel elbiseler alabilirsiniz. Ama çok fazla böyle dolaplarınızı doldurmayın. Aslında çok fazla elbise doldurmak, bir takım şeylerle böyle odanızı doldurmak belki zamanınızı fazlasıyla alır. Şu elbiseyi mi giysem, bu elbiseyi mi giysem derken belki zamanınız kaçar gidiverir. Aman zamanınızı bereketli kullanın. Efendim bana sorsanız deseniz ki Allah'ın verdiği en önemli nimetlerden biri nedir? Ben ne derdim biliyor musunuz? Bence eminim siz öyle düşüneceksiniz. Aramızda benimle ittifak edecek çok insan vardır. Bence Cenab-ı Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden birisi zamandır. Zaman çok değerli bir varlık. Bakınız bir saniye ne kadar kıymetli bir şey. Aranızda muhakkak bir saniyeyle otobüs kaçıran vardır. Aranızda muhakkak bir saniyeyle otobüsü kaçıran vardır. Aranızda muhakkak bir saniyeyle vapuru kaçıran vardır. Veya bir saniyeyle bir sınava girerken geç kaldığı için bir saniyeyle kapıdan geri çevrilen de vardır. Haberlerde bunlar geçiyorlardı gerçi. Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Bir saniye ne kadar değerli değil mi? O bir saniyeyi insan kaybettiği zaman, istifade edemediği zaman farkına varıyorum. Ama şu an Cenab-ı Allah bize zaman vermiş, en güzel, en hakkını vererek değerlendirmek lazım, istifade etmek lazım diye düşünüyorum. Kendinize iyilik edebilirsiniz belki zamanı güzel kullanarak. Aynı zamanda maddi bir şekilde kendinize yön verdiğiniz gibi bence manevi anlamda da kendinize değer veriniz. Bir insan kendisine nasıl değer verebilir biliyor musunuz? Güzel bir ahlaka sahip olarak. Öyle ki çevrenize belki o ahlakınız yansır ve size gıpta ile bakarlar. Ne kadar güzel ahlaklı çocuk, ne kadar güzel ahlaklı kız derler. Belki dersin ki ama bizim zamanımızda çok iyi olmak çok fayda etmiyor. Olsun sen gene de iyi olmaya devam et. Herkes kötü olsa da sen gene iyilik et. Herkes kötü davransa da sen iyilik etmeye devam et. İyilik etmek, iyi davranmak iyilerin, Allah dostlarının ahlakıdır. Bence iyilik etmekle kimse kaybetmedi bu zamana kadar. Sen de kaybetmezsin. Efendim sözlerime bugün böyle başlarken biraz iyilik konusuyla başlamak istedim. İyilik nedir? Ez cümle, hulasa özetle iyilik demek Allah'a sizi yaklaştıracak olan ameller demek. Nokta bu kadar. Sizi çok fazla böyle kavramların, sizi çok fazla böyle metinlerin arasında ben yormuyorum. Benim efendim programlarımın içeriğini sizler bilirsiniz. Ben böyle size daha çok büyüklerin ahlakına bizi hemen misafir ediverecek şeylerle sizi ben buluşturmayı seviyorum. Pratik olan şeylerle ben uğraşırım. Teorilerle çok fazla yormam sizleri. Mühim olan şey hayatımıza yansıyacak şeyleri konuşabilmek. Mühim olan da budur zaten. Allah'a bizi yaklaştıracak her şey iyi olan şeylerdir. İyi ama İslam'ın onayladığı şey iyidir elbette ki. Mesela bunlardan birincisi nedir? Güzel söz. Aslında bu evrensel bir şeydir. Dünyanın neresine giderseniz gidin muhakkak güzel sözden insanların hoşlandığını duyarsınız. Güzel söz. Kur'an-ı Kerim de zaten bunu emrediyor. Böyle sert, katı, hatta Allah'ı inkar eden,
bir inançsız olan Firavun'a dahi Hazreti Musa gibi yüce, asil, şerefli, izzetli bir peygamberi gönderirken öyle diyordu kuluna, o aziz kuluna, kıymetli peygamberine. Ona güzel söz et, yumuşak konuş, umut edilir ki belki hidayet kapısına geliverir. Güzel söz etmek lazım. Şu dilimiz var ya, dilimizi, şu güzel dillerimizi güzel söze alıştırmamız lazım. Yani dil de bize şikayet edebilir ha. Dil belki bize şikayet ediyor kötü konuştuğumuz zaman. Niye beni kötü şeylerle uğraştırıyorsun diyor. Niye bana kötü şeylerle beni kullanıyorsun diyor. Ben güzel şeyler söylemek istiyorum. Niye bana kötü şeyler yakıştırıyorsun? Ey insan, mesela ey Said, ey Ahmet. Niye kötü şeyler konuşuyorsun? Lütfen güzel şeyler konuşur musun? Ağzından, o güzel ağzından güzel şeyler çıksın. Güzel şeyleri terennüm et, güzel konuş. Öyle diyor belki dilimiz, nereden biliyoruz? Sen işitebiliyor musun? İyi de abi, dili konuşabilir mi? Dilin sesi olabilir mi? Niye olmasın ki yani? Sen duyamıyorsun diye dil konuşamıyor mu yani? Sesi yok mu? Belki vardır. Sen bilemiyorsun yani. Kur'an-ı Kerim taşlardan bahsediyor. Allah yolunda, Allah korkusunda yuvarlanan taşlardan bahsediyor. Her canlının kendine göre bir lisanı vardır. Dilin de vardır. Sen ben işitmiyoruz diye onun dili bir efendim kendine göre bir terennümü olmayacak mı yani? Güler yüzlü olmak lazım. Bu da bir iyiliktir. Bazı insanlar var böyle, ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın şöyle. Kaşlarını çatıyor böyle. Çok sert bakıyor. Çok kızgın. Sert bir şekilde insanlara şöyle bakıyor, böyle haşim bir şekilde bakıyor. Hayır abi, öyle olmamak lazım. Bilakis güler yüzlü olmak lazım. İnsanların yanına geldiğimiz zaman tebessüm etmek lazım yani. Merhaba demek lazım. Nasılsın efendim? İyi misin? Oo, seni bugün çok iyi gördüm. Bugün çok tatlı gördüm seni. Ne kadar güzelsin demek lazım. İnsanlara hoş ve tatlı bir şekilde hitap etmek lazım. Güler yüzlü olmak lazım. Her insan tebessüm görünce mutlu olur. Bence öyle olmamız lazım yani. Ben genelde gittiğim yerlerde böyle güler yüzüme tanırım mesela. Çok neşeli birisiyimdir. Beni genelde görenler derler ki sen buraya gelince buranın rengi değişti derler. Öyle olmak lazım. Tebessüm etmek Peygamber Efendimizin ahlakıdır. Efendim, çok mühim olan bir şey daha paylaşmak istiyorum size. Müminlere gıyabında hayır dua etmek. Evet, bu çok kıymetli bir iyiliktir. Bir dön bak bakalım kendine. Ne zaman annene dua ettin? Mesela anneciğin seninle bütün gün boyunca sana efendim ilgileniyordur. Belki gün içerisinde bir zaman seninle ilgileniyordur. Fark etmez. Seninle neticesinde aynı ev içerisinde yaşayan bir varlık. Hiçbir şey yapmasa bile Allah'ım annemin şu varlığını daim et diye hiç dua ediyor musun? Bakın bir söz söyleyeyim size. Anadolu'da çok bilinen maruf bir sözdür bu. Nedir o biliyor musunuz? Şu. Gölgesi dahi yeter. Bakın, insan sahip olduğu zaman farkına varmaz. Kaybettiği zaman farkına varır ama ahlak etmenin anlamı yok. Evde bir hareket varsa, annen varsa, baban varsa çok şükür et onlar başındadır diye. Biraz hayır dua et bakalım. Annene babana dua ediyor musun? Kardeşlerine dua ediyor musun? Hanımına dua ediyor musun? Evladına dua ediyor musun? Veya çevremdeki arkadaşlara. Telefon rehberini bir eline al bakalım. Oradaki arkadaş listelerine ne zaman sen dua ettin? Etmem lazım mı? Bilmem. Seni vicdanına bırakıyorum. Öğretmenim var. Ali Efendi, Mehmet Efendi. Ali Efendi hiç dua ettin mi? Etmem lazım mı? Bilmem. Seni vicdanına bırakıyorum. Efendim, selamlaştığın, gittiğin terziye, bakkal efendiye hiç dua ediyor musun gıyabında? Etmem lazım mı? Vicdanına bırakıyorum. Efendim, bunlar bence çok ihmal edilen, eski Müslümanların ahlakı olan şeylerdir. Tanıdığın ve tanımadığın insanlar elini aç ve dua et. Kendine ettiğin gibi onlara sen dua et. Herkes hakkında iyi ve hayır düşün. Bence bunları yap, kaybetmezsin, çok şey kazanırsın. Efendim, bir iyilik, ilim ve ibadet yolunda adım atmak. İlimle meşgul oluyor musun ilim? Seni Allah'a ve peygambere yaklaştıracak olan ilimle hiç meşgul oluyor musun? Bunu yap. Ne yap mesela? Örnek hemen vereyim sana. Mesela camiye git bir vakit.
İkindi vakitleri genelde imam efendiler, hoca efendiler sohbetlerden sonra otururlar, şöyle bir tefsir notlarını açarlar. Biraz böyle cemaate 10 dakika, 15 dakika. Genelde Beyzavi'den efendim, Allah rahmet eylesin, büyük tefsir alimi, ondan böyle birkaç ayet ve tefsir, o ayetin açıklamalarını böyle cemaate okurlar böyle. Git ve dinle, kulak ver. O alim, o hoca efendi ne anlatıyor Allah yolunda? İbadet yolunda adım atmak dahi bakınız bir iyilik ve sevaptır. Mesela Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bir insan namaz kılmak için camiye gitmeye başladığı anda attığı her adım adedince o insanın hanesine sevap yazılır. Müthiş, müthiş. İslam böyle bir din. İslam kalbinin merkezine Allah'ı koyduğun anda haneni yükselten bir din. Bu yükseltmek senin elinde. İslam böyle bir din. Fiil, eylem ve davranışlarına bu kadar önem verir. Neyi ne niyetle yaptığında karşılık vereceğini söylüyor bak. Sen neyi ne için yapıyorsan karşını onu alacaksın. Allah için yaptığın her şeyin karşını alacaksın. Mesela yolda gidiyorsun. Gel seninle yolda giderken sevap kazanalım beraber. Nasıl yapacaksın diyeceksin. Yolda giderken insan sevap kazanabilir mi? Kazanabilir. Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Bakınız onun müthiş ufkuna bakınız. Onun gönül zenginliğine bakınız. Evrene bakarken nasıl yorumluyor Hazreti Muhammed aleyhisselam? Evrene bakarken nasıl sizi evrene davet ediyor? Hazreti Peygamber diyor ki yolda yürüyorsun. Yolda insanlara zarar veren, cefa veren, eziyet verebilecek bir taş gördün diyelim. O taş insanlara zarar vermesin diye kaldırman senin için bir sadakadır diyor Hazreti Peygamber. İnsanlara zarar verebilecek bir taşı sırf Allah'ın hatırı için kaldırmanız bir iyiliktir. Bu Peygamber Efendimiz'in sözüdür. Efendim ben bir babayım. Acaba nasıl bir iyilik elde edebilirim? Efendim ben bir anneyim. Nasıl bir iyilik elde edebilirim? Hemen söyleyeyim. Karşılığını Allah Teala'dan bekleyerek ailesine harcama yapan insan sevap elde eder. Mesela sen bir babasın, bir annesin. Eve gelirken mesela bir tatlı aldın. Bir şeker aldın, bir çikolata aldın, bir kurabiye aldın. Ve sırf bunu evlatlarına iyilik etmek için, onları mutlu edebilmek için yaptın. Emin ol ki yapmış olduğun bu güzelliğin karşılığını Allah verecektir. Bu da bir ibadettir. Ve son olarak, insan hayvan ayrım yapmadan hayat sahibi her canlıya iyilik etmek. Aslında bu İslam ahlakının bir özetidir. Tasavvufta bunu böyle özetlemişlerdir. Bütün canlılara, bütün varlığa diyelim biz, bütün varlığa Allah için şefkat ile bakmak, edeple bakabilmek, hoşgörü ile bakabilmek bu İslam ahlakının bir özet cümlesidir. Bu saydıklarımızın hepsi birer bakınız iyiliktir. Allah için yapılan her şeyin karşılığını Allah verecektir. Siz Allah'la yarışamazsınız. Siz Allah'la yarışamazsınız. Siz iyilik ettiğinizde Allah size daha fazlasını nasip eder. Biz böyle bir Allah'a iman ediyoruz. Evet efendim, sohbetimizin sonuna doğru yaklaştık. Biliyorum sizler de benim gibi ya ne güzel gidiyordu bu sohbete biraz daha devam etseniz diyeceksinizdir. Çünkü ben öyle hissediyorum kalbimde. İnsan kalbinden hissedermiş. Karşısındaki insanın düşünceleri de öyle olur ya. Bir insan eğer ki işini güzel yapıyorsa, mutlu ve heyecanlı yapıyorsa karşısındakiler de onu öyle dinlerler. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bazen sizlerle sokaklarda karşılaşıyorum. Ben öyleyimdir. Genelde böyle çarşılara giderim, pazara, esnafla çok vakit geçiririm. Beni görünce bir sarılırlar. Hoş geldin bizim efendim ailemizin evladı derler. Bizim başımıza okşuyorlar, bize hayır dua ediyorlar. Sohbetlerimizi izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sohbetlerimizi ihmal etmediğinizden dolayı. Bütün büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Allah bu kardeşliğimizi daim eylesin. Sizleri Allah için çok seviyorum. Bizi dualarınıza mahrum etmeyin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve